115 TL parayla komisyonumuza havale edilmiş olup komisyonumuz yapılan inceleme sonucunda bahse konu 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin hali hazır duruma, kadastral duruma ve mülkiyet durumuna göre hazırlandı. Ayrıca mekansal planlar yapım yönetmeli 24 ve 26. maddesi aykırı taşımanın tespit edildiğinden depolama alanı ve park alanı amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur. Ancak burada 1 bölü 5000 ölçekli nasıl planlı? 1000 ölçekli uygulama planı uyumsuzluk vardı. O düzeltildi. Komisyonumuzca incelendi, uygun görülmüştü. Olmuştur. Belediyemiz meclisinde incelenerek karar verilmesi müsaadelerinizi arz ederim. Evet, tabii 2023 mali yılı tarifesi bizim önümüzdeki süreçte de tabii şeyimizi etkileyecek, bütçemizi de etkiliyor. Tabii komisyondaki arkadaşlarımız, çalışçılar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve tabii gerçekten değişik ekonomik manada sıkıntılı süreçlerden de geçiliyor. Her şeye çok ciddi şekilde zamlar var, çok ciddi şekilde maliyetler var. Ve şu anda görülemiyordu baktığın zaman. Arkadaşlarımız zaten tarife komisyonuna girdiler, onlar anlatırlar da normal hayatın olağan akışına baktığı zaman herkes sürekli yani ev bütçesini bile belli bir noktaya getirmek gerçekten zor çünkü öngöremediğin şekilde artışlar gerçekleşiyor. Aslında bu tarifeler yıllık hazırlanıyor ama hatta bu tarifeler daha mı az zamanlık hazırlansa diye de düşünülmüyor da değil. Çünkü her şeye sürekli bir zam var. Bugün kepçe kiralamadan tutun da işte ne bileyim diğer birçok konuda işte imar işlerinde ondan sonra diğer tarife konularında. Evet arkadaşlar. Tarife komisyonuna sevk edilmişti. Bizler de Ümit Ertan, Fatma Salık Arabacakoğlu, Abdullah Erbay, Aydilek Gömeç ve Murat Atansoy'dan oluşan tarife komisyonu toplantılarını yaptı. Müdürlüklerden gelen çalışmaları inceledi. Hepsi teker teker incelendi. Gerçekten komisyondaki arkadaşlarımızla çok verimli bir çalışma oldu. Her şeyi düşünülerek, değerlendirerek sonuç almaya çalıştık. Biliyorsunuz 2020 yılında gerçekten Türkiye ve dünya büyük bir krizle COVID-19 salgınıyla karşılaşmıştı. Bu dönemde 2019 yılının Ağustos ayında hazırlanan tarife 2020 itibariyle devreye girmişti. 2020 yılında Mayıs ayında, Nisan ve Mayıs ayında oluşan COVID-19 salgını sonrasında yaşanan koşulları göze alarak biz 2020 alacaklarımızın, tasarruflarımızdan hepimizin ortak kararıyla bir kısmından vazgeçmiştik. Vazgeçmiştik ve ayrıca da 2020 yılında yaptığımız tarifede de mümkün olduğu kadar artırma gitmeden kararı almıştık ve tarifemizi öyle çıkarmıştık. Fakat 2021 yılının sonunda başlayan kriz, yani bir anda karşımıza çıkan kriz, gerçekten 2022 yılında tarifelerimizi alt üst etti. Çünkü biz çok az oranda bir artırıma gitmiştik. Fakat karşılaştığımız süreç öngörülmesi mümkün değildi. Bu anlamda da 2022'de sıkıntılı bir süreç yaşandı tarifelerle ilgili. Çünkü ekonomik getirisi, yani bu konuyla ilgili gelirlerin kullanım değerinin düşmesi ve belediyemiz açısından büyük sıkıntıları da aslında getirdi karşı karşıya. Çünkü şu, biz 2019 yılında yapılan tarifeye neredeyse %30'larla, %40'larla yapılan bir zamla 2023 yılına geliyoruz. Bu anlamda da tariflerimizi incelerken karşımıza tabii doğal olarak ne yapacağımızla ilgili sıkıntılar çıktı. Bazı noktalarda %40'larda, %50'lerde, bazı yerlerde de %100'e, özellikle ücretlerde %100'e varan artırımlara gitmek zorunda kaldık. Şimdi biliyorsunuz belediye gelirleri vergiler, harçlar ve ücretlerden oluşuyor. Bir de transferlerden, devletten gelen şehirler bankası paylarından ve geri kalan aksaklıklar da eğer ihtiyaç halinde satışlardan karşılanıyor. Gerçekten bu konuyla ilgili belediye gelirleri kanununun 16 ve 15. ve 16. maddelerinin gerçekten yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü özellikle şimdi söyleyeceğim, vergilerde ve harçlarda baran var. Yani bir sınır geçemiyorsunuz.
Ve bu uzun zamandır değiştirilmediği için biz bunu sınırlara getirmek zorunda kaldık. Eğer belediye gelirleri kanununda yeni belirlerde düzenlemeler yapılmazsa biz önümüzdeki yıl özellikle vergileri tartışırken ve harçları tartışırken hiçbir artırma gidemeden doğal olarak var olan hazırlanan tarifeyi aynen uygulamak zorunda kalacağız. Bu bir sıkıntı, Türkiye genelinde bir sıkıntı. Bununla ilgili de gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilan vergiler demiştik. Vergilerde biliyorsunuz emlak vergileri ve emlak vergileri devlet tarafından açıklanan verilerle ve çevre temizlik vergileri yıllık olarak açıklanan, devletin açıkladığı, bakanlığın açıkladığı verilerle tavsiye ediyor. Sadece ilan, reklam vergileri ve eğlence vergileri belli sınırlar içerisinde belediyelere bırakılmış. Bunların da yeniden düzenleyerek serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ilan reklam vergilerinde örneğin baremler var. Yani en alt sınır 20, en üst sınır 100. Şimdi bakıyoruz yani şöyle söyleyeyim. Dükkan, ticari ve sınav üniversitesi ve serbest meslek erbabı bulunca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşitli levha, yazı, resim gibi sabit bütün ilan ve reklamları ve her metrekaresinden yıllık olarak demiş. Hepsini okumayacağım ama bunu örnek olarak söyleyeceğim. Şimdi bunlar da metrekare hesabına yıllık olarak 20 ile 100 arası bir ücret tarifelendirebilirsiniz diyor. Yıllar içerisinde bunlar gelmiş ve biz 2022 tarifesinin içerisinde bu rakamı 70'e çekmiştir. Ama o kadar düşük bir rakam ki bu yıllık olarak. Bu anlamda da metrekare hesabının yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Biz bunları sınırlara çektik. Yani 100'e çekerek 100 TL üzerinden yani tam sınırdan bu yıl tahsilatını yapmaya çalışacağız. İlan reklam vergilerindeki bu olay aynı zamanda işte belli diğer ışıklı reklam ve panolarda bu da 30 ile 150 arasında bunu da 150'ye çektik. Yani yapabileceğimiz bir şey yok çünkü çok düşük rakamlar zaten. Ama dediğim gibi bunlar eğer yeni bir düzenleme ile ele alınmazsa önümüzdeki yıl bu rakamları aynı şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Bir de eğlence vergilerini biz belediye olarak düzenleyebiliyoruz. Şimdi burada da biliyorsunuz 2021-2022 yılında, 2021 yılında bir düzenlemeye gitmiştik. 2013 yılında yapılan güncelleme Bandırma Belediyesi'nde o yıllarda yapılmadığından tekrardan o yıl içerisinde biz bunun düzenlemesine gitmiş. Düzenleyerek bir yeni bir ivme kazandırmıştık. Çünkü bunlar evet devletin açıkladığı rakamlar bakanlık belirliyor ama baremleri çok yüksek kalıyordu. Çünkü metrekare hesabı üzerinden yapılıyor. Yani bazı yerlerde kiraların üstünde eğlence vergisi ödeyen mükelleflerimiz vardı. Onlarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Bu yılda onları da %20-%30 oranında artırarak belli bir sınıra getirdik. Çevre temizlik vergileri zaten bakanlık tarafından açıklanıyor. Bakanlık bunları belirliyor. Onları da sanırım yıl sonuna kadar açıklayacaklar. Açıklandığında da biz uygulamaya koyacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, harçlarda da aynı şeyler var. Yani dönem dönem harçlarda da sıkışıyoruz. Çünkü harçların da baremleri var. Onların üstüne çıkamıyorsunuz. Dediğim gibi eğer belirli belediye gelirleri kanunda yapılacak olan düzenlemelerde bunların tekrardan yerden geçirilmesi harçların bugün güncel koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Elinizde veriler var. Bunları buradan tek tek okumamın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun. Bu yıl karşılaştırmalı gönderdik sizlere. Geçen yıl böyle bir sıkıntı olmuştu. 2022 yılı ve 2023 yılındaki karşılaştırmalı olarak farkları görebilirsiniz. Zaten harçlarda çok büyük bir artışa gidemiyoruz arkadaşlar. Ücretler konusuna gelince belediye gelirlerini büyük bölümünü aslında ücretlerden sağlıyoruz. Çünkü belediyelerin kısıtlı az önce de söylediğim kaynakları eğer özelleşmesi gerekiyor aslında kendi kaynaklarını kendilerinin üretebileceği, kendilerini belirleyebileceği bir tarifenin hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle de yasal düzenlemelerle muhtemelen önümüzdeki süreçlerde bunların aşılmasını bekliyoruz. Özel Kalem Müdürlüğü'nün gelirlerinde %80-85 arasında bir artırma gittik. Mali hizmetlerde onda
%25, %10 çünkü o çok ücretlerle ilgili bir durumu yok ama pen işlerinde örneğin tamamını %100 çekmeye çalıştık. Belediyesinde. Çünkü biliyorsunuz maliyetler çok yüksek. Bunlar aslında belediye fen işleri müdürlüklerimizin de kendi maliyet hesaplarından doğru olarak yayınlanmış, hazırlanmış şeyler. Onlar maliyetleri hesaplıyorlar, ediyorlar. Birlik bir önerileri oluyor. O önerinin üzerinden çalışarak bu tarifeyi tartışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz mazot tartışı, işte özellikle mazotlar elinizde durdurulamayan bir süreç doğal olarak maliyetleri arttırdı. Biz de belediye hizmetlerinde, özel verdiğimiz hizmetlerin içerisinde bunlara %100 gibi bir rakamı uygulamak zorunda kaldık. Ama bu bile yeterli değil. Çünkü biz onu göremiyoruz. Yani 2023 yılında daha 2 ay, 3 ay var. 2023'ün başında asgari ücret değişecek. Yeni seçim geliyor olabilir. Yani seçim dönemi içerisinde dönem dönem seçim ekonomisi devreye giriyor. Yani bunları öngöremediğimiz için biz bugünkü koşullarda kendi öngörümüzle böyle bir çalışmayı ürettik. Bu arada imar işlerinde de biz çok düşük kalmıştı rakamlar. Onların da ücret gelirlerini %100'e çektik. Tahsil etmeye çalışılacak onlar da. Bu arada geçiyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekten sıkıntı çok büyük çünkü orada ciddi maliyetler var. Oradan verilen hizmetlerle ilgili de %100-%145 arasında bir artırıma gittik. Zabıta Müdürlüğü'nde %80-%30 civarında kaldı verilerimiz. Parklar Bahçeler Müdürlüğü'nde de %20-%30 arasında evden hizmetlerle gitti. Makine İkmal Bakım Müdürlüğü'nde de %100'e yakın rakamları arttırmak zorunda kaldık. Çünkü şöyle bir şey var. Örneğin şurada izninizle bulayım. Şimdi biz hizmet olsun diye ve halkımıza yardımcı olmak adına Makine İkmal Bakım Müdürlüğü içerisinde biliyorsunuz kamerya, işte kamerya gibi kamerya, ormancı masası, tabii bir şeyler hazırlıyorduk. Bunun bugün fiyatı, yani bugün almaya kalkarsanız bandırma verisine böyle bir şey talep ettiğinizde ormancı masası 750 lira. Şu anda bakabilirsiniz telefonlarınızdan. Bunu herhangi bir yerden almaya kalktığınızda Trendyol'dan özellikle açık tutabilirsiniz. Reklam bile oldu ama. Yani 3000 liraya yakın bir rakamla karşılaşacaksınız. Dün Fatma Hocam şeyi söylüyordu, bize ihtiyaç olmuştu. Birine fiyat olmuştu, bir de belediyeden aldık. İnanmam, demirini karşılamaz falan diyor. Gerçekten öyle. Çünkü biz tariflerimizi hazırlıyoruz ama tariflerimizi yıl içerisinde herhangi bir artırma, yıllık olduğu için yıl içinde bir artırma gidemediniz. Aynı şeyi uygulamak zorunda kalıyoruz. Arkadaşları çağırdık, görüştük. Yani bir ormancı, bir kamelyanın, mesela kamelyayı söyleyeyim size, kamelyanın maliyetinin 8.800 lira olduğunu söylediler. Biz 4.000 liradan kamelya satıyoruz. O nedenle onları biraz arttırdık. Çünkü bunlar çok soruluyordu bize. Kamelyaları 4.000 liradan 10.500'e, ormancı masasında 750'den 2.500'e çıkardık. Evet. Taşıma ücretinde 150 lira koymuşuz, 1500 liraya çıkarmışız. Yani ciddi rakamlar, bu rakamlarla birlikte baş edebilmek çok zor. Umarım 2023 bizi ürkütmez. Yani gerçekten enflasyonun baskılandığı bir dönem olur. Bizim de belediye gelirlerimizi daha rahat tahsil edebildiğimiz ve daha sonra yani beklediğimiz gelirin de daha değer karşılığını bulduğunu olduğu günleri beraber görürüz. Kendi işlerinde bir özel yapıya ulaşmak zorundalar. Vergi ve harç tarifleri dediğim gibi yeniden düzenlenmek zorunda. İlan reklam vergisi günümüzün koşullarına göre yeniden güncellenmek ve aynı zamanda da yeniden değerlerin oranında artırılmak zorunda. Ayrıca yine belediye gelirleri kanunundaki maktu vergi ve harç tariflerinin her yıl yeniden değerlerin oranında artışının sağlanmasını umuyorum. Bu buna göre belirlenmek zorunda. Çünkü bunların bu sürecin içinden çıkılabilmesinin tek kaynağı bu. Bugün yeniden değerleme oranı %92.99 olarak açıklandı. Değil mi?
93 müydü? 93'müş. Ben 92-99 diye arkadaşıma da soruyorum. Çünkü o da mesleğimizde. Olunca teyit edelim birbirimizden. Transfer sistemi yeniden düzenlemeli. Genel bütçe vergi gelirlerinden ilçe belediyelerine de kaynak aktarılmalı diye düşünüyorum. Tarifimizi hazırladık. Hepinizin bilgisinizde sunuyorum. Teşekkür ederim. Umarım hayırlı olur. Mali Hizmetler'in hazırlamış olduğu bütçe de aynı şekilde uygulamaya geçeceğiz. Evet, başka söz talebi yoksa o zaman gündemin üçüncü maddesi olan 2023 yılı mali yılı tarifi raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi okuyor. Sonra haliyle tartışılıp görüşüleceği durumdan dolayı sizin talebiniz. Belki plan bütçedeki arkadaşlarla açıklamak ister misiniz? Öğretmeye başladık galiba. Neden başladılar yani? İsterseniz siz de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Daire müdürlükleri bazında inceliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, biz o zaman buyurun. Siz bu %92.93 2022 yılı bütçemizi revize ettiğimiz zaman planlanan artış 2023 için sadece %8.74'te kalıyor. Yani gönül ister ki daha geniş bir bütçe yapalım. Fakat kaynak yaratmakta zorlanacağımız için evet. Makul reel verilere göre hedeflediğimizin altında bir bütçe hazırlamak için çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Başkanlar oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım. Konuyu değerlendirdik. Daha önce de odalarla işbirliği protokolümüz vardı. O kalkmıştı. Şimdi odalardan gelen talep üzerine tekrar bir bir protokol hazırlaması uygun görülmüştü. Bu projelerin değerlendirmesi açısından, daha sağlıklı olması açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz başkanım. Burada sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Performans programı, 2023 performans programımızla ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Herkesin duyması açısından burada. Abi performans programından bir anlatıyorum. Performansı öncelikle mevcut durum analizini gerçekleştirdik. Bunları yaparken sırasıyla paylaşan analizlerimizde 3 adet memnuniyet anketi düzenledik. Bunlar Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile işbirliği içinde yaptığımız, tamamen akademisyen hocalarımızın gerçekleştirdiği, takip ettiği, bizlerin de sürecin içinde bulunduğumuz 3 adet memnuniyet anketiydi.